1953 Şanlıurfa doğumluyum. Emekliyim. Emekliyim de. Köy hizmetleri araştırmada. 97'den beri emekliyim. 88'den beri de bu dükkanı çalıştayım. Ustaz yapıyorum. Benim ustam, rahmetli Mustafa Tertipli vardı. Bir de amcam vardı, Hacı Muhammed Alay. Bunlar benim ustamdı. Biz onlardan öğrendik. Onlardan öğrendik. Evet. Peki ne tür sazlar yapıyorsunuz burada? Vallahi işte genelde bizim Urfa işi işte. Urfa sazları mesela. Burada yani. Eskiden oydu, şimdi oyamıyor. Şimdi yaprak yapıyor. Yaprak sazlar çıkmış. Onları sipariş verirsen, yaptırırsan, sen de burada montasını yapsan, cilasını vurursan, perdesini bağlısan, telini takırsan, isteyen olurumu satırsan. Eskiden oymayı nasıl yapardınız? Eskiden tut ağacı alırdık bir şeyden, odunçu pazarından. Veyahut daha evvel istersen bahçelerden, mesela o zamanlar keserlerdi. Amcam giderdi, alırdı, gelirdi. Amcamın dükkanı da şeydeydi, Köroğlu'nun yanındaydı. Orada okulun önüne tökerdi. Gece sabahlara kadar durmadan tekne oyardı, elden. Ellen oyardı. He. Zaten burada yapan üç tane vardı. Biri Mustafa Tertipli, biri Muhammed Alay, bir de rahmetli Aziz Çekirge. Daha evvel bilmiyorum. Daha evvel de belki yapan vardı. Biz bunlara yetiştik. Evet. Başka bilmiyorum yani. O tabi onların da ustaları vardır, şeyleri vardır. Yani genel yetişmemişler. Bir yerde haka alışmışlar. Evet. Şimdi oyma yapan yok Urfa'da. Sazcı çok, yapan da çok ama nasıl, nereden bu onu bilemiyorum. Peki bu oymalarla yaprak, sazlar arasında fark var mı? Fark vardır he. Ne tür fark var? Şimdi tekniği oydalı zaman bir sene kalması lazım. Yaprak öyle değil, yaprağı yaptırırsan bir ay içinde bitirirsen. Ama diğeri öyle değil, o kırılacak, çatlayacak, iyi kuruyacak, ondan sonra yapacak. Çıkardığı ses farklı mı acaba? Tabii farklıdır. Çok farklıdır. Bir de bunlar kırıldı mı mesela açılır, sıcağı gördü mü açılır, onlar öyle değil. Oymalar kolay kolay kırılmaz. Onlar dışta kırıldı mı, yapıldı mı daha da kıymetli olur. Peki işleriniz nasıl, saz alan var mı acaba? Vallahi alan oluyor da olmuyor da yani bazen. Meraklısı olsa oluyor, meraklısı olmasa. İşte yeni öğrenenler işte, talebeler geliyor. Evet. Son dönem müzik piyasası hakkında böyle bir genel bakarsak eğer. Abi müzisyen çok. Hep gençler yetişmiş. Eskiler kalmamış. Eski yok. Hep yeni. Abi eskiler daha hoştu yani. O, bir müzik hevesi vardı. Şimdikiler ticaretini yok. Yani ticaret işi yok. Yani böyle sanat icra etmek değil de. Yok. Zengin olmalı. Sanat icra ederdi mesela. Şimdi ticaretini adam yapıyor. Yani. Ticaretini mecbur yapıyor. Çünkü de başka geliri yok. Okul okuyan diye bundan geçimini sağlıyor.
Thank you.